gezmeyi sevenlere güzel bir rota çizdik bu videoda. İzmir, Manisa, Balıkesir civarı ikamet edenlerin çoğunun bildiği bir yer aslında. Biz bilmeyenler, görmeyenler için yola çıkıyoruz bugün. Gezimize başlamadan önce Ayvalık'la özdeşleşen bir lezzet Ayvalık tostuyla kahvaltımıza başlayalım. Ve meşhur tostçu Mesut abimizden Ayvalık tostunun detaylarını dinleyelim. Evet, herkese merhaba. Bugün Ayvalık'tayız. Ayvalık tostunu yerinde yemeye geldik. Ege bölgesinde birçok yerde yapıyorlar ama biz Mesut Usta'yı tercih ettik. Mesut abi, şimdi bize Ayvalık tostunu bir anlatabilir misin? Nasıl anlarız biz en kaliteli tostun neyden yapıldığını, nasıl yapıldığını? Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi bizim ekmeğimiz önemli olan. Özel bir ekmektir. Nohut panisiyle yapılır. Bunun içine biz kaşar, sucuk, salam, sosis, domates, turşu, mayonez, ketçap koyuyoruz. Bu şekilde çeşitli tostumuz var. Klasik Ayvalık tostu bu. Bir de ilk 40 sene, 50 sene önce yapılan orijinal Ayvalık tostu dediğimiz tulum peyniri ve kasap sucuklu tostlarımız var. İlk seneler önce domates falan yokken kış mevsiminde. Ayvalık tostu yani, tulum peynirli, kasap sucuklu. Tulum peynirli ve kasap sucuklu. Daha sonra gelişe işte sosis, salam, sucuk, mayonez, ketçap falan çıktı. Bunların lezzeti tulum peyniri, kasap sucuk, kışın ev salçası, yazın domates. Anladım. Bunun özelliği budur. Yani nohut mevsimi yapıldığı için de ekmeği özeldir. Anladım. Yani gittiğinizde teşekkür. Tak tak ne yapıyorlar dışarıda. Tabii evet yani, evet. Yani, ama sosisli olan tabii karışık, o daha dolgun oluyor. Ama bence en lezzetli. Tercih meselesi değil. Tabii tercih. Tulum peyniri kasalım. Tamam, teşekkür ederim. O zaman biz karışık Ayvalık tostlarından tatmaya masamıza afiyet geçelim. Olsun, afiyet teşekkürler, olsun. Kolay gelsin. Marmara ile Ege bölgesinin kesiştiği noktada turizm gözdesi şirin bir sahil şehri diyebiliriz Ayvalık için. İl olarak Balıkesir'e bağlı olan bu şehir Ege bölgesinin en batı sınırlarında bulunuyor. Ege'nin kültürel tarihini, doğal güzelliklerini, cumbalı dar sokaklarını ve Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü'nden geçip Ali Bey Adası yani Cunda'yı gezeceğiz hep beraber. İlçe merkezinde bulunan 19. yüzyılda yerli Rumlar tarafından kilise olarak yapılmış ve 1928 yılında camiye çevrilmiştir. Kilisenin çan kulesi sonraki yıllarda saat kulesine dönüştürülmüştür. Bu yüzden ismi Saatli Cami olarak anılmaktadır.
Taksiyares Anıt Müzesi Ayvalık'ın ilk kilisesidir. 16. yüzyıl sonu ile 17. yüzyıl başında bir Rum yerleşmesi olan Ayvalık, bu kilisenin birinci dönem yapısının çevresinde gelişmiştir. Ayvalık'ın gelişimiyle birlikte kilisede 1753 yılında büyütülmüş ve 1844 yılında yeniden inşa edilmiştir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra tekel deposu olarak kullanılmış, 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanmış, 2013 yılında Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı birim olarak hizmete açılmıştır. Yüzyılın ikinci yarısında Ayvalık'ta oturan Rumlarca yapılmıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra camiye çevrilmiş. Ayvalık'ta bulunan tarihi yapıların bence en görkemlisi. Ayvalık'a geldik. Ayvalık'ın sokaklarını geziyoruz. Güzel geziyoruz. Şu an birkaç yeri boya gezdik. Sabah Ayvalık tostuyla kahvaltımızı yaptık. Tavsiye edilir. Yani güzel. Sokaklarını bayadır adımlıyoruz. Yani dar sokakları, cumbalı evleri gayet güzel. Çok fazla hani bu tarz konuşmayı sevmiyoruz. Biz daha fazla görüntülerle anlatıp dış ses olarak katmak istiyoruz. Yani özellikle ben.
Hadi bakalım gezmeye devam o zaman. Ayazma Kilisesi içindeki su kutsal kabul edildiğinden Ayazma Kilisesi ya da Faneromeni Kilisesi diye adlandırılmaktadır. Adının karşılığı kutsal su anlamına gelmektedir. Ayazma Kilisesi'nin girişindeki alınlıkta 1890 yazıyor. Ayvalık'ın geç dönem yapılarından bir tanesi. Ayvalık gezimizi tamamladık. Şimdi rotayı Cunda'ya çeviriyoruz. Adaya geçebilmek için Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü'nden geçmek zorundasınız. Cunda'nın tepesinde yıllar yılı harap bir şekilde kalan değirmen ve kilise, Rahmi Koç'un kültür varlığı olan bu eski eserlerin kurtarılmasına yönelik girişimleri tarafından restore ettirilmiştir. Giriş katındaki değirmende hediyelik eşyalar ve yöreye özel zeytinyağlar bulabilirsiniz. Terasında bulunan kafede çayınızı, kahvenizi yudumlarken Cunda'nın büyülü manzarasını seyredebilirsiniz. Rahmi Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı bünyesinde hizmet veren bu kitaplığa ilerleyen yaşı nedeniyle göz sağlığı bozulan göremediğime değil okuyamadığıma üzülüyorum diyen emekli büyükelçi Necdet Kentin ve eşinin ismi verilmiştir. Necdet Kentinoğlu muhtarken merhum babasından kalma 1300'ü aşkın kitabı bu kitaplığa bağışlamıştır. Ali Bey Adası yani Cunda. Adaya illa şu mevsimde gidin gezin diyemem. Biz hemen hemen her mevsimde geliriz buraya. Her mevsimi bambaşkadır Cunda'nın. Sonbaharda biraz daha sakin olduğu için biz sonbaharda tercih edenlerdeniz aslında. Cunda'nın tarihi dokusu, dar sokakları, sarımsak taşından yapılmış 2-3 katlı evleri, pencerelerinden sarkan hemen hemen her evde olan sardunyaları ve
balık ve Ege mezeleri. Cunda'ya gelmeniz için yeterli bence. Daha önce Cunda ve Mosyonisya yani Kokulu Ada isimleriyle tanınıyordu. Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nde bahsettiği Yunt Adaları'nın bu bölgeye ait olduğu tahmin edilmekteydi. Bir rivayete göre Yunda Adası derlermiş buraya. Osmanlı mühüründeki yazım hatasıyla Cunda kalmış adanın adı aslında. Sonrasında ise bugünkü ismi Ali Bey Adası. Kurtuluş Savaşı'nda silahlı mücadeleye başlayan ilk birliğin kumandanı Yarbay Ali Çetinkaya'ya ithafen konmuş. Taksiyarhis Kilisesi, Rum Ortodoks Cemaat tarafından eski temelleri üzerinde anakent kilisesi olarak yaptırılmıştır. Yapıldığı yıllarda Cunda Adası'nda çoğunluğu Rum olup Rum nüfusu yaklaşık 8 ila 10 bin civarındaymış. 1927-1928 yıllarında kilise binası minaresiz bir camiye çevrilmiş. Sonraki dönemlerde bir süre metruk bir şekilde durmuş. Daha sonra 2011 yılında Rahmi Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı'na tahsis edilen kilise binasının restorasyonu gerçekleştirilmiş ve bugünkü halini almıştır. Türkiye'nin ortak kültür mirasını kazandırmasıyla hayat bulan müze, insanlığın bilimsel ve teknolojik birliğini yerli yabancı ziyaretçilerin incelemesini sunarken, endüstriyel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağlıyor. Müzedeki koleksiyon tıpkı İstanbul ve Ankara'daki müzeler gibi Ayvalık Rami Koç Müzesi'ndeki sergileme de teneke oyuncaklardan buharlı mekanik modellere, bebek arabalarından zaman ölçüm aletlerine uzanan geniş yelpazede sunuluyor. Ayvalık denildiğinde akla gelen, en çok dikkat çeken ve en çok ziyaret edilen yerlerden bir tanesi de şüphesiz ki Ayvalık Şeytan Sofrası olmaktadır.
Şeytan sofrası hem hikayesi hem de muhteşem manzarasıyla ziyarete gelenleri kendine hayran bırakmaktadır. Biz de sizi manzarayla baş başa bırakıyoruz. Ayvalık gezimizin sonuna geldik. Umarım gezi videomuzu beğenmişsinizdir. Beğeni ve gezi önerileriniz için yorumlarınızı bekliyoruz. Takipte kalın, mutlu kalın.